Herkese selam arkadaşlar. Uzun zamandan beri montaj deyip bir türlü sizlere sunamadığım bir videoyu sunacağım şimdi. Bu videoda sevgili Tolga Büyüköner, Adem Çolak, Demir Atlı Yörük Adem Çolak ve Motorium Tolga abimiz bana eşlik ederek Tuna Yamağı'da çekmiş olduğumuz bir video seyredeceksiniz. Bu videoda bana eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Sohbet ne üzerine mi? Tabii ki motosiklet. Ama hangisi? Tenere 700 ve Tenere 660. Gelin hep beraber bu videoyu seyredelim. Ne marka bu? Rider Denim. Bu da Anlas gibi gerçekten Türklerin bir gururu. İzmir'de mi bunun fabrikası abi? İzmir'de üretiliyor. Yani, ama güzelmiş, kesimi falan çok hoş. Ya şöyle söyleyeyim. İtalya EICMA'da firma sahibine, ünlü bir İtalyan giyim tasarım firması gelip bir teklifte bulunuyor. Bize de üretir misin diye. Ben dünyaya açılamam, ürün kalitemi düşüremem diye reddediyor sahibi. Bunların hepsini konuşacağız. Tolga abi park etsin, rahatlasın. Çaylarımızı içerken sohbet edelim. Hadi bakalım. Hadi. Konu konuyu açıyor. Tenereciler bir araya gelirse konu yine tenere oluyor. İster istemez bu konuda büyük ustamız Tolga abimiz. Yok, gerçekten öyle. Şimdi konu şöyle açıldı. Ya motor ne kadar temiz, ne kadar güzel derken Tolga abi de zaten üstüne geldi. Olayın gerisini ondan dinleyelim. Bu evet. Nasıl bir şeydir abi? Bu kadar temizlikte bu kadar güzel bir motor. Şöyle Motorium.com'un webmaster'ı Ertuğrul Ortaç. Evet. Makedonya'ya giderken iki tane tener aldık. Biri buydu, evet. Biri de benim bir önce kullandığımdı. Ertuğrul'un titizliği herhalde benden bulaştı. Ortada. Abi zaten motora hiçbir şey denmez. Yani ellemek bile istemiyorsun. Burayı açtığında fark ettiğimiz bir şeyler var. Yani aksesuar anlamında da. Ama ilgi çekici, demin bir şey gösterdin, onu bir daha gösterebilir misin sana zahmet? Tabii, Ertuğrul'un çok meraklıdır bu işlere. Kendi el işçiliğiyle monte ettiği... Bakar mısınız? Voltmetre, çakmaklık, evet. Orijinal Yamaha'nınkini buraya adapte etti. Ama şu ışığa da bayılıyorum abi, ne güzel değil mi? Gece çok hoş. Evet, göz yormayan, hoş bir ışıktır o. Yani ben böyle bir aparatım hiçbir zaman olmadı benim, evet. Ve bayılıyorum. Ertuğrul da bunu çok güzel bir şekilde dizayn etmiş. Bunu bilmiyorum, hazır mı aldı, adapte etti yoksa yaptırdı mı? Herhalde Yamaha'nın orijinal şeyi de olabilir bu. Ama evet. Çok güzel olmuş buraya, çok güzel olmuş. Evet. Bu arada motor çil çil, tertemiz çantalarıyla. Evet. Yani. Abi küçük şöyle bir gelebilirsin şunu, buraya. Oldayız biz diye. Şunu da belirtmek istiyorum. Evet. Bu arada bu Turatek'in plate'ini gördüğün. Evet. Şimdi hiçbir fabrika motosiklet üretirken arka çantasını Goldwing'in haricinde sabit, evet, yapmaz. Çünkü 130 kilometreden sonra bildiğiniz gibi türbülansa gireceği için. Bir de benim çok eski yıllardan kalmada bir fobim olabilir. Arkaya sert bir çantaya takılırım korkusu var bende. Hı hı. O yüzden dengeli yerleştirilmiş iki yan çantayla arka plate'in üzerine konacak bir sosis yumuşak çanta, hem arka yolcunun yumuşak bir mindere yaslanırcasına rahat, konforlu gitmesini sağlıyor, hem de türbülansa sokuyor. Dikkat ederseniz bütün yurt dışı endurolarındaki seyahat anlamı arkada bir sosis çantadır ya da yan çantalardır. Evet, evet. Arkada sert çanta bizim ülkemizde kaskı kitleyeyim de rahat, evet, rahat gezeyim. Güven içgüdüsü. Evet. Ama tenereciler için böyle bir mantığa gerek yok. Tenereciler kaskı yanına alır gerekirse, zaten taşır. Bizler enduro kullanıcıları olarak. Bizim için fazla elzem bir şey değildir ama sosis çanta bizim için candır, yani çok önemli. Ben şöyle yapıyorum, motosikleti kilom belli benim. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar ağırlaştırmadan
kullanmak istiyorum. Biraz da spor motosikletten geldiğimiz için şimdi spor motosiklette biz yan korumalar falan takmıyorduk. Doğru. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar ağırlaştırmadan sadece ihtiyacımız olan şeyleri koyuyoruz. Mesela bende bunlar da yoktur. Hı-hı. Arkada bir tane soft çanta. Tenere bir efsane. Bunu ben kesinlikle motorium.com'da Tenere'nin doğuşundan başlayarak Dakar hayalimi yaşıyorum yazılarımda anlattım zaten. Evet. Bu motosiklete Ertuğrul'un çok sevdiğim bir lafı oldu. Tenere'ye saygı duyuyorum. Çok önemli. Evet. Yani sevmenin ötesinde saygı sevmekten de önemli. Bana diyor Yamaha Tenere'de ne vaat ettiyse boşken de doluyken de aynısını yaşattı. Peki Teneke diyenler için mi diyelim abi? Yani şimdi o espri yapılıyordur herhalde. Ama başka türlü bir espri yani. Yani bayağı bir Türkçe'de, şey. Türkçe'de böyle şeyler çok fazladır. Evet. Neler neler. Kelime oyunları. Kelime oyunları. Ben onu yani bu motosikletin yakınından bile geçirmem. Aynen. Gerçekten çok sağlam. Her şeyden önce sevgili Adem. Demir atlı yörük. Evet. Bundan evet evet ya yani. Ya. Asıl ondan dinlemek lazım. En uzun kilometreleri biz, o yaptı. Burada. Uzak Doğu'ya gitti. Bir North Cup, bir Uzak Doğu, Japonya gördük. 100 bin kilometreyi de aştık. 660 Tenere'de. Tabii ben daha çok mekanik kısmı yüksek olan, hani ABS'siz bir modelini tercih etmiştim uzun yolda. Daha az problem yaşamadım. Ama yani özellikle işte yan çantalar olsun ve süspansiyonlar olsun, bu iki konuda motosiklet üzerinde bahse girenler oldu. Dediler ki Moğolistan'da işte atıyorum yan çantaları bırakırsın, süspansiyonum Tacikistan'da bırakırsın dediler. Ben bir de çok yükle yani ekstra şeylerim vardı. Gördüm posterini, evet. Çok ağırlığım vardı, hacim olarak da çok fazlaydı ama bütün bahisleri 660 kendisi bizzat kazandı. Şöyle diyebiliyor muyuz abi? Kısaca Tenere tenekedense de istediğinizi söyleyeyim, istediğinizi kendini zaten ispatlamış bir makineden bahsediyoruz. Bir efsane. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. Zaten senin deneyimlerin abi. Bir aynı kere şekilde. Zaten bir şey söyleyen insanların tecrübe etmesi kesinlikle bence. Evet. Yani bir tecrübe etmesi lazım. Yani bir konuda yorum yapıyorsa gerçekten. Yani gerçekten hoşlanmadığı bir şey varsa tecrübe ettikten sonra bu cümleyi kurmasını ben beklerim şahsen. Aynen. Ama hiçbir yani denememiş, üzerine binmemiş, oturmamış insanlar bile farklı yorumlar yapabiliyorlar. Evet. Bu noktada insanlar işte hani onu o şekilde telaffuz edenlerin zaten bir Tenere sahibi olmadıklarını düşünüyorum. Olsalar markacı olmak gerekmiyor. Ben o yüzden abi söylüyorum. Yani ha onu söyleyeyim. Markacı olmayacaksın. Yani her motorun kendine ait bir özelliği var. Yani Honda'da da var, Yamaha'da da var, Ducati, aklımıza gelmeyen ne kadar BMW. Mesela sen BMW'de kullanıyorsun ama onun keyfi ayrı bir yerde saklı. Sen ona göre kullanıyorsun. Şimdi motosikletçi olmak başka bir şey. Evet. Markacı olmanın ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden derseniz, bu en azından 4 tane Japon markasını ele alalım. Hı hı. Çok geniş bir yelpaze olduğu için sadece bu kadar bir şey. Hiçbiri, bir tanesi traktör, bir tanesi uçak üretmiyor. Çoğunun kökeninde uçak motoru var. Evet. Yani dolayısıyla bu rekabetten birbirlerinden kaliteli şeyler yapıyorlar. Ama bazı markaların efsane olmuşlarını gene güncelleyerek markalarının o eski olan saygılarını devam ettiriyorlar. Tenere'nin özelliği doğduğundan beri hiç üretimden kaldırılmadan geliştirilerek devam etti. Evet. Yani bu 80'in başlarından 2020'lere kadar gelen bir üretimdir. Tenere 700'ü yaparken de çok önemli bir şey vardı. Belki insanların gözünden kaçmış olabilir bu. Bu Yamaha'nın yeni CEO'su 660'ı 690'a 700 yaparken tüketiciyle beraber 2016 ile 2019 arasında tüm yarışlara sokarak, tüm Dakar pilotlarıyla test ederek,
Ar-Ge'si bu yüzden uzun sürdü. Tabii uzun çok sürdü. Çok bekledik. Evet, ben çok 2019 yazında motosikletsiz kaldım bu gelecek diye. Bunu ilk sipariş edenlerdenim. Evet. 700'ü. Evet. 660'ımı da birisi geldi, bir arkadaşım. Tolga abi dedi, sıfır kalmadı. Ben de senin motorunu verirsen alırım yoksa alamayacağım dedi. Hı hı. Sıfır gibi istiyorum çünkü dedi. Ben de buldum mu alırım, çıktımı veririm. Buyurun dedim. Biraz erken vermişiz, Mayıs gibiydi. Hı hı. Ağustos'ta geldi, ben o yaz motosikletsiz kaldım. Birkaç ay. Abi şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım, Seçkin yok aramızda. Hı hı. Seçkin de olsun. Kim Seçkin'e bağlanıyoruz diye. Diyeceksin zaten. Ona benziyor. O zaman şöyle yapalım, bununla ilgili bir sohbet ayrı bir konu olsun. Tenere 700 hakkında 660'tan Tenere 700'e geçişle alakalı ve Tenere 700 üzerine ayrı bir sohbet yapalım. Biraz da Tenere, Süper Tenere üzerine serpiştirirsiniz. Ha, süper Tenere de olur. O konuda zaten yine Tolga abi yanında. Olsun abi. Hep beraber bir bununla ilgili bir sohbet yapalım. Olur. Sonrasında saklayalım. Olur. Şimdi bir ağza bir ne denir? Tat bal çaldık. Onu devamı sonrasında harika bir sohbet sizi bekliyor olacak. En kısa zamanda onu da çekelim beraber. Oldu.